Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedun ve ala Ali Muhammed. Çok değerli arkadaşlar, bugünden itibaren Bulugul Meram okumalarına başlıyoruz. İbn Hacer'in önemli bir eseri. Bunun üzerine de benim yaptığım bir şerh çalışması var. 3 cilt Esra yayınlarından da çıkmıştı. Burada şöyle açtığımız zaman işte ön söz var, takriz var. Nurettin Boyacılar hocamızın bir takrizi var. İçindekiler bölümü var. Bir giriş var. Kitap hakkında bilgi veriyor size. Bunları sonra okursunuz. Tercüme ve tahrişle ilgili bazı hususlar var. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlara bakarsınız. Musannif İbni Hacer el-Asqalani'nin hayatı var. Bunu bir okuyun. Çok güzel, bereketli bir hayatı var. Çok eseri var. Ben yaza yaza bitiremedim. Elim yoruldu. Allah ondan razı olsun. Bulugul Meram'la ilgili çalışmalar. Onları şey yaptım. Bu kitaba 7 sene çalıştım. Bayağı bir ter döktük. Benim için de iyi oldu. Beni yetiştirdi. Bayağı bir kitap taradım. Ve her şey dipnotlu arkadaşlar. 17. sayfada İslami düşünce ve hayatın oluşumunda hadislerin rolü diye böyle bir giriş yaptık. Hadisleri biz nasıl anlıyoruz? Asr-ı Saadet'te, daha sonraki dönemlerde vesaire böyle hadisler, hadislerle ilgili hükümler, bağlayıcılık. Sonra 27. sayfada İslam fıkhının oluşum süreci. Böyle bir giriş yaptım arkadaşlar. İşte Asr-ı Saadet, sahabe dönemi. Sonraki dönemler, tabi'in, tebeut tabi'in vesaire dönemleri, fakihlerin hadislere değerlendirmesi, zayıf hadisle ameller, sayfa 35'te fakihlerin sünnet anlayışı, bunlar gerçekten önemli bir hadis okuyucusu için, bunları bilmesi gerekiyor. Eğer bir hadis okuyucusu direkt hadislere girerse arkadaşlar hata edebilir. Bugünkü selefilik dediğimiz bir şey oluşabilir. Sayfa 47'de ibadet ile başlıyor arkadaşlar. Yine burada ben kısa bir giriş yaptım okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla. İbadet fıkhında sünnetin rolü. Yani İslam fıkhında ibadeti anlattım, işte buradaki sünnetin rolü, içtihat vesaire. Kitab-ı Tahari'ye geldik. İbn Hacer el-Asqalani, Allah ondan razı olsun, bunu aslında oğlu için yazmış. Bizim çocuk ahkam hadislerini ezberlesin diye. O da ezberlememiş, fakat bu kitap bütün ümmete faydalı olmuş. 1600 tane ahkam hadisi var. Güzel seçmiş. Allah razı olsun. Ben ne yaptım burada? İşte ilk girişte arkadaşlar temizlikle ilgili sünnet, nebevi uygulama. Yani sünnette temizlik nedir? Bir giriş yaptım. İşte her Müslüman temiz olmalı. Temizlik necaset ve hadesten olur vesaire, böyle bir giriş yaptık. Sonraki sayfada sular ile ilgili hükümler. Bu konuda sünnet nedir? Onu verdim. Sonra temizlik ve su kaynakları diye başladık. Her konunun başında ilgili ahkam ayetlerini de aldım arkadaşlar. O da bizim için önemli. Yani Riyaz-ı Salih'in tadında bir kitap olsun diye böyle aldık. Kâlallahu Teala estaizu billah uhille leküm saydul bahri ve ta'amuhu meta'an leküm velisseyyâra ve hurrum aleyküm saydul berri mâ dümtüm huruma. وَاتَّقُوا اللّٰهِ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Allah Teala buyuruyor ki, deniz avı ve oradan elde edilen diğer yiyecekler hem sizi hem de yolculara, seyyara burada yolcular, kervan, bunlara helal kılındı. Ancak ihramlı olduğunuzda kara avı size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı dürüst takva sahibi olun. Konumuz deniz suyu ile ilgili olduğu için bu ayet-i kerimeyi aldım ve burada biz nasıl bir okuma yapacağız? Bulugul Meram'da tabii 1600 hadis var arkadaşlar. Bunları tek tek okumak zor. Ben şöyle düşündüm. Bazı bizim için çok önemli olan kök hadisleri alalım, onları okuyalım.
Sonra siz diğer aradakileri kendiniz okursunuz. diye şey yaptı. Birinci hadisten başlıyoruz. Sayfa 55. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu kâle kâle Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem fil bahri huve tahûru mâuhu vel hillu meytetuhu. Ahrecehu el erba'a ve ibn Ebi Şeybe ve lafzu lehu li ibn Ebi Şeybe ve sahahu ibn Huzeyme ve Tirmizi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resul Efendimiz şöyle buyurmuş. Onun suyu, yani denizin suyu temiz ve temizleyicidir. Tahur kelimesi arkadaşlar hem tahir hem de mutahhir demek. Kitaplarda şöyle geçer. Tahirun fi nefsihi mutahhirun li gayrihi. Temiz ve temizleyicidir. Ölüsü de helaldir. Burada ben ravi sahabileri de aldım arkadaşlar. Ebu Hureyre mesela hadis hafızı ve zahit diye. Onu sonra kendiniz okursunuz. Bu konuda Üstül Gabe, İbn-i Hazm'ın Esma-u Sahabe Er-Ruvat gibi kitaplara baktım. Oradan çıkarttım. Ayrıca hadisin söyleniş sebebi vurut. İşte sahabe-i kiram diyor ki biz diyor denizde yolculuk yapıyoruz. Yanımızda da fazla su yok. Ya Resulullah denizden abdest alabilir miyiz? Resulullah hem diyor yani abdest alabilirsiniz. Suyu temiz temizleyicidir. Bir de ilave bir bilgi veriyor. Ölüsü de helaldir. Ölüsü helaldir da ulema ihtilaf etmiş. Hanefiler diyor ki burada sadece balık helaldir. Balığın meytesi ölüsü helaldir. Çünkü bize iki ölü helal kılındı. İşte bu nedir? Balık ve çekirge hadiste geçiyor. Böyle sınırlandırıyorlar. Şafiler diyor ki işte suda yaşayan dışarıya çıktığı zaman ölen şeyler helaldir. Maiye dediğimiz şeyler. Dışarıya çıktı mı ölecek. O helaldir. Malikiler biraz daha geniş düşünüyorlar. Berre maiye. Suda yaşayıp dışarıya çıktığı zaman ölmeyenler de yenebilir. Su kaplumbağası, su yılanı vesaire. Tamam ben şöyle diyorum. Yani helal haram konusundaki en geniş müsamahalı mezhep malikilik. İnşallah Çinliler Müslüman olursa onlara mezhep hazır. Sadece bu şey sık olduğu için hani sürekli bir şey şu an halk içinde yaygınlaştığı için midye burada hani mezhep midye yapabilir miyiz diye böyle sürekli bir şey vardı. Hani orada yani ben midye yemedim. Yiyene de bir şey demiyorum. Çünkü bir imam ya da iki imam onlara helal demiş. Yemek isteyen de yiyebilir tahminim. Çünkü bunlar alışı satışı her konuda. Evet. Bunlara içtihadi haram deniyor. Yani nasla sabit olmuş kesin haram değil. Zanni. Bundan dolayı bunları inkar küfür değil. Ama nasla sabit olmuş işte domuz eti vesaire bunlar onları inkar küfre götürür. Yani bu tür içtihadi bir konuda yenmesi gereken bir şeyde amel edilmesi veya edilmemesi insanı telfik yani burada yok. Gerçekleşmiyor. İbadatta mı gerçekleşir diyelim telfik için? Yani böyle hani kolay hükümlere kalmasın. Telfik şöyle yani öyle bir şekilde amel ediliyor ki hiçbir imama göre o namaz geçerli değil. Mesela diyor ki Şafi'ye göre kanamak abdesti bozmaz. Eli kanıyor. Hanefi'ye göre kadına dokunmak abdesti bozmaz. Eşine dokunuyor. Sonra gidiyor namaz kılıyor. Sonra geliyor Hanefi imama soruyor. Alime soruyor. Senin namaz olmadı. Kanayarak abdest. Şafi'ye gidiyor. Senin namaz olmadı. Eşine dokundun ya da bir kadına dokundun. Yani bir imama göre en azından geçerli olacak. Değilse fasit olur. Fasit bir telfik olur. Üçüncü hadise geçiyoruz arkadaşlar. Böyle biraz hızlı gidelim. وَعَنْ اَبِي اُمَامِ الْبَاهِلِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ اِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَتَعْمِهِ وَلَوْنِهِ اَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَ وَضَعَهُ Ebu Hatim. Ebu Ümame el-Bahili'den geliyor radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kokusunu, tadını ve rengini değiştirmedikçe hiçbir şey suyu necis kılmaz. Yine buna benzer bir hadis Beyhaki'de geçiyor.
Dördüncüsü el ma'u tahirun illa in tagayyara rihuhu ev ta'muhu ev levnuhu ve bi necasetin tahtusu fihi. İçine düşen bir necaset ile kokusu, tadı ve rengi değişmeyen su temiz ve temizleyicidir. Şimdi arkadaşlar, suyun üç tane vasfı var. Mutlak su. Sular ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Mutlak su, mukayyet su. Su denilince mutlak su anlaşılır. Mutlak su nedir? Deniz suyu, yağmur suyu, kuyu suyu vesaire. Mukayyet su ise meyve suyu. Gül suyu. Gül suyu vesaire. Mutlak su da arkadaşlar, temizlik yapılabilmesi için üç vasfı bozulmaması lazım. Rengi, kokusu, tadı. Üç vasfından birisi bozulursa necis oluyor. Peki bir yere, suyun olduğu bir yere necaset düşer. Ama suyun üç vasfı da bozulmaz ise o su temiz midir, değil midir? Temizleyici midir, değil midir? İmamlar ihtilaf etmiş burada. Arkadaşlar, İmam Malik diyor ki, ondan başlayalım. Az ya da çok su fark etmez. İçine necaset düştüğü zaman üç vasfı bozulmazsa o su temizdir, temizleyicidir diyor. Az su olsa bile. Diğer alimler ise az su olduğunda, içine necaset düştüğünde rengi, kokusu, tadı bozulmasa bile o necistir diyor diğer imamlar. Peki çok su nedir? İşte burada Kulleteyn hadisi var. İmam Şafii onunla amel etmiş. Kulleteyn'e ulaştığı zaman çok su sayılır. Rengi, kokusu, tadı bozulmayınca temizdir. Kulleteyn ne kadar? Yaklaşık bir fıçı. Bir fıçı su. Eskiden Resulullah döneminde, sahabe döneminde tabii çeşme vesaire olmadığı için evde fıçılarda su olurmuş. O su ile elle alır mesela veya kapla alır. Abdest alır, gusül alırlarmış. Hanefiler ise diyorlar ki burada iki kulle, üç kulle değişik hadisler var. Burada bir ızdırap var. Onun için şey diyorlar, bir necaset düştüğü zaman oradaki necasetin tesiri diğer uca gitmiyorsa ya da bir taraftan dalga yapıldığı zaman öbür tarafa dalga ulaşmıyorsa orası büyük bir su kaynağıdır. Bunu da 10 zira çarpı 10 zira arkadaşlar. 70 santim olursa bir zira, parmak ucundan şeye kadar, dirseğe kadar 70 santim diyelim. 7 kere 7 49. 50 metrekarelik olan bir şey, havuz çok sudur diyorlar. İşte böyle bir ihtilaf var. Klor meselesi. Necis suyu klor atıyorlar. Klor temizdir. Necis nedir arkadaşlar? İşte idrar, kan, irin bunlardır. Kir necis değildir. Klor necis değildir. Toprak necis değildir. Efendim, beşinci hadise geldik. Ve an Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma kale. Bir sahabenin kendisi ve babası sahabe ise radıyallahu anhuma diyoruz malum. İbn Ömer'den geliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza kana el ma'u kulleteyni lem yahmil el habese ve fi lafzın lem yencus. Ahracehu el erba'a, yani Sünen-i Erba'a, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve Sahav İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban. Tabi bunların ben ayrıca tahrişlerini yaptım, dipnotta bulabilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: İki su, iki kulle, bir varil olduğu zaman çok su hükmündedir ve pislik taşımaz diye böyle bir hadis var. Bu hadisle ilgili işte Hanefiler bu hadisle, başka hadisler de var, üç kulle vesaire ızdıraplar diyor, amel etmiyorlar. Malikiler çok su için bir sınır yoktur diyorlar. Şafiler iki kulle diyorlar. Hanbeliler, Ahmet bin Hanbel'den iki görüş var. Birisi kulleteyn şeklinde, ikincisi de İmam Malik'in görüşü. İki tane ayrı görüş var. Kaça geldik? Önce hadislerde bir kelime şey var hocam. Efendim? Her hadiste Allah'ın geçiyor. Hadis arasında.
Hadis arasında bazen Allah razı geçiyor hocam. Öyle mi? Ha, sizin baskıda herhalde bir dizgici onu toptan değiştireyim diye. Öyle mi? Geçiyor mu? Nasıl geçiyor? Mesela şu dilinle, yani üst dilinle. Mesela şu herlerde de hocam şeylerde bunun harfi var genelde. Allah'ım. Şurada mesela şey önde. Evet. Yani manayı bozacak şekilde şu belki anlaşılıyor da. Doğru. Evet, evet. Onlar artık sildi. Yanlış yapmışlar. Var mı altı okudu? Hocam mağlupları göre necaset düşüp üst baş vasfını değiştirmezse az yok çok olsun. Şey temizdir, temizdir. Abdest alınabilir. Bu da bir rahmettir. Mesela zor durumda kaldığınızda malikiler, şafilerle amel edilebilir yani. Burada hocam malikler çok su için bir sınır belirtmediler. Ancak az suya necaset düşüp vasıflarını değiştirmeseniz necis olur dediler. Sayfa kaç? 61. 61 hocam. B maddesinde. Yani benim şey yap, tekrar ona bir bakalım inşallah. Malikilerde herhangi bir şey yok. Çünkü elma'u la yuneccisuhu şeyun. Su hiçbir şey onu necis kılmaz. Demiş Peygamber Efendimiz. Tabi onu da üç yerde söylemiş. Üç sebeple söylemiş. Medine'deki bir kuyu. Ne kuyusuydu o? Müslümanların su çektiği bir kuyu. Oraya bazen böyle necaset düşüyormuş. Böyle necis olan kandır vesaire düşüyormuş. Peygamberimize gelip söylediklerinde işte suyu hiçbir şey necis kılmaz diyor. Tahavi şerhu ma'anil aserde o hadisi şerh ederken, açıklarken Allah-u Alem oradaki şey diyor, kuyu akar kuyuydu diyor. Devamlı suyu değişiyordu. Akan suda temiz, pislik tutmaz. Bir suyun akan su olduğunu bilmek için nasıl bilebiliriz? Üzerine saman çöpü koyduğumuzda hareket ediyorsa en küçük akar su da odur. Geçiyoruz 15. hadise. Helal kılınan iki kan, iki ölü. An İbn Umar radıyallahu anhuma kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uhillet lena meytetâni ve demâni. Bize bir okuyalım. Fe emmel meytetâni fel cerâdu vel hûtu ve emmet demâni fel tehâlu vel kebidu. Ahracahu Ahmet ve İbn-i Mace ve fihi da'fun. İbn Ömer'den geliyor radıyallahu anhuma. Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bize iki ölü, iki kan helal kılındı. İki ölü çekirge ve balıktır. İki kan ise dalak ve ciğerdir. Bunun merfu olarak zayıf, mevkuf, sahabe sözü olarak sahih olduğu kitaplarımızda geçiyor. Hanefiler işte buradan yola çıkarak arkadaşlar, orada meyte kelimesi bir müphemdir. Çünkü meyte genel olarak bütün ölüleri kapsar. Bu da ayetle yasaklanmıştır. Meyte. Allahu Alem Peygamber Efendimizin işte huve tahuru ma'uhu vel hillu meytetuhu ayetindeki kasıt balık olabilir diyorlar. Hanefilerin Nas'tan delili de bu. Bu hadis. Kesilmesi gerekmeyen. Evet. Balık da böyle. Çekirge de böyle. Sadece çekirgede İmam Malik diyor ki başının koparılması gerekir diyor. Kendi kendine ölürse yenmez diyor. Tabi Hanefilerde de balık dış bir etkiyle ölmeli. Yani işte başına vurma ya da avlanması ya da dışarıya karaya vurması, balinaların vurduğu gibi. O şekilde. Ama kendi kendine ölür, ters dönerse Hanefilerde yenmiyor. Şafilerde yeniyor. Şafiler mutlak alıyor o rivayeti. Bir şey var biliyorsunuz. Sahabe-i kiram diyor ki biz bir seriye ile beraber şeyde Cidde tarafındaydı herhalde. Giderken diyor baktık büyük bir balık karaya vurmuş. Amber diye geçiyor. Riyas-ı Salim'de de geçiyor bu rivayet. Hadis sahih.
çok büyük bir balık diyor. Herhalde balinaymış. İşte ondan günlerce yedik diyor. Kestik. Yedik. İşte gözden diyor kazanlarla yağ çıkardık diyor. Hatta diyor şey kemiğini yok omurgasını diyor bir tanesini diktik diyor. Birisi diyor bir atın ya da devenin üzerinde çıkıp oraya dokunmaya çalıştı. En üste dokunamadı diyor. Sonra geri geliyorlar Medine'ye. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Resulullah Efendimiz helaldir. Bana da getirdiniz mi diyor. Onları da bilmiyorum artık. Rivayetin o kısmı yok. Bundan da işte Hanefiler burada kendisinin karıya vurması da dış bir sebeptir diyorlar. O şekilde anlamışlar. 17. hadise geldik. Bir canlıdan koparılan parça leş hükmündedir. Ve an Ebi Vakit el-Leysi radiyallahu anhu kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ma kutu'a minel behime ve hiye hayyetun fehuve meyyit. Ahrecehu Ebu Davud ve Tirmizi ve hassenehu ve lafzu lehu li-Tirmizi. Ebu Vakit el-Leysi'den geliyor radiyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Canlı bir hayvandan koparılan parça leştir, yenmez. Söylenin sebebi olarak arkadaşlar, Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman bakıyor, müşrik Araplar canı çektiği zaman işte hayvanın kuyruğunu kesiyor, bir kuyruk yağı yapıyor, yiyor. İşte hörgücünü canlı canlı kesiyor, yiyor. Peygamberimiz bunu yasaklıyor. Canlıdan koparılan parça leştir, yenmez. Haramdır hocam. Haramdır. Eskiden satılmaz. Kurbanlık hayvanların erkek olanlar mesela yumurtalıklarını falan alıyorlar. Onlar yenmez. Tezkiye. Tezkiye olmadan önceki şeyler koparılan parçalar haramdır. Hatta güncel konulardan birisi sentetik et. Duymuşsunuzdur. Bir canlıdan alınan hücre bölünmesi sağlanarak et haline geliyor. Önce beyaz oluyor, sonra ona kan, boya bir şeyler konuyor. Et tadını verecek bir şeyler konuyor. Bir et oluyor. Sonra da onu çok pahalıya satıyorlar. İşte kilosu $1,000, $2,000 neyse. Bunu şey yapmaya çalışıyorlar, çoğaltmaya çalışıyorlar maalesef. Buna biz cevaz vermedik. Yani Din İşler Kurulu ve benim kanaatim de öyle. Caiz değildir. Bunu ortaya sürerken de şunu diyorlar. İşte gelecekte su olmayacak. Onun için hayvanların sayısı azaltılması lazım. Tamamen şey kapitalist, materyalist kafa. Bundan dolayı da Avustralya'da işte o masum hayvanları, develeri öldürdüler yani boşuna. Halbuki Allah Teala nahnu nerzukukum ve iyyahum diyor. Biz sizi de doyururuz, onu da herkesi doyururuz diyor. Böyle bir problem var arkadaşlar. Tabii bunun da ileride işte insandan da bu sentetik et yapılabilecek, herkesten yapılabilecek. Hatta sen kendi etini yiyebileceksin yani. Allah korusun. Böyle tuhaf tuhaf şeyler. Aslında ilmin de bir etiği olmalı. Bir ahlakı olmalı. Ama şu anda maalesef böyle bir şey yok. Ve ilim adamları kendi Frankenstein'larını oluşturuyorlar, yaratıyorlar tabiri caizse. O Frankenstein okuduysanız kendisini icat eden ilim adamını da öldürüyor. Kendi sonumuzu hazırlıyoruz bunlarla. Geçiyoruz 18. hadis arkadaşlar. Babul Aniye, kaplar ile ilgili konu. Bir Müslümanın kabı temiz olmalı tabii arkadaşlar. Altın gümüş kap bizde caiz değil. Çünkü bu firavunların, zalimlerin, kibirli insanların şeyidir. Yediği içtiği kaptır. Tabaklanmamış efendim leş derisi kap olarak kullanılmaz. Ehli kitabın, müşriklerin kullandığı kaplar eğer domuz ya da içki şeyi varsa yıkanması gerekir. Kullanılmadan önce. Hristiyanların kullandığı kaplardan birisi. Yani eğer Peygamber Efendimiz'e soruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah biz işte ehli kitap bir toplumun onlara ulaşıyoruz. Onların kaplarından yiyip içebilir miyiz? Peygamber Efendimiz önce yıkayın, ondan sonra yiyin diyor. Onlardan yiyin için diyor. Bundan da domuzun ve içkinin necis olduğunu anlıyoruz. Yani o işine karışmış
olma ihtimali var değil mi? Yani böyle işte. Kapta bir olabilir, iyi yıkanmamış olabilir. Bugün onların kapları yok da eşyalarda, kaplarda onların figürleri çok. Yani hac figürü olsun, başka bir. Ha, tabii eğer dini bir figür varsa onu kullanmak doğru değil zaten. Dini bir figür, haç gibi. Onlara ait dini bir elbiseyi giymek, işte papazların giydiği zünler vesaire, bunlar doğru değil. Bu formalarda genelde. İşte biz kendi modamızı oluşturmamız lazım. Kendi elbisemizi, tişörtlerimizi vesaire oluşturmamız lazım. Yani öyle şeyler yazıyor ki, kız çocuğu giymiş, arkada yazıyor, follow me, beni takip et diyor. Onu kız çocuğuna söylesek belki giymez onu. Öyle şeyler yazıyor. Tuhaf tuhaf şeyler. Bunları da haberdar etmek gerekiyor. Okuyoruz 18. hadis. An Huzeyfet ibni el-Yeman radiyallahu anhuma gale gale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la teşrabu fi aniyeti zeheb vel fitta ve la te'kulu fi sahafiha fe innaha lehum fid dünya ve leküm fil ahire muttefakun aleyh. Huzeyfe bin Yeman'dan geliyor radiyallahu anh. Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altın ve gümüş kaplardan hiçbir şey içmeyin. O ikisinden yapılan kaptan hiçbir şey yemeyin. Bu kaplar dünyada onların, müşriklerin, ahirette bizim olacaktır. İşte bunlar da dediğim gibi arkadaşlar, daha çok işte kibirli insanların, firavunların vesaire kapları olduğu için erkek veya kadın fark etmez, bunları kullanmak doğru değildir. Belki bunlar evde süs eşyası olarak durabilir. Bazıların evinde oluyor, bazıları soruyor. İşte gümüşten diyelim bardak vesaire. Ama bence daha sonraki nesiller belki bundan yiyip içebilir. Bu sebeple böyle şeyleri evde tutmamak en güzel. Antep'te musluk gördüm. Gümüş mü? Altın musluk. Altın mı? Allah. Tezbihler durumu nasıl böyle? Efendim? Şimdi günümüzde çok modern olmuş. Tezbih. Gümüşten tezbih. Tesbih olabilir. Yani kullanılıyor elde mesela. Tesbih kullanılabilir. Yeme içme kabı. Sadece yasak. Mi? Evet. Fincanlar. Evet. 20. hadise geldik. An İbn Abbas radıyallahu anhuma kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ dübgal ihab fakat tahura ahracahu Müslim ve indel erba'a es-sünen yani eyyuma ihabin dübiga fakat tahura. İbn Abbas'tan geliyor radıyallahu anhuma. Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Ham deri tabaklandığında temiz olur. Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'de ise şöyle geçiyor. Hangi ham deri ki tabaklanırsa lafzıyla geçiyor. Peki şeye bir bakalım. İbn Hacer'in sözünün aksine Ebu Davud'daki lafız Müslim'dek gibidir demiş. Ebu Davud'da öyle geçmiyormuş. Kendinden ölüp ölmemesi arasında fark var mı o zaman hayvanın? Buradaki leş hayvan kendisi ölür ya da İslami usullerle kesilmezse. Ona leş deniyor. Onun eti yenmez, satılmaz. Hayvanlara verilir. Derisi ise tabaklanır ve kullanılabilir elbise için. Su kabı, kırba için olabilir. İşte iki deri yasaktır. İnsan derisi, domuz derisi. İnsan derisi kitaplarda geçer li kerametihi, domuz derisi de li ihanetihi. Düşük olduğu için. Belki İmam Şafii'ye göre köpek derisi herhalde kullanılmaz değil mi? Necis. Evet. Necis-ül ayn sayılıyor. Efendim 24. hadise geldik. An Ebi Salebe el-Huşeni radıyallahu anhu kâle kultu ya Resulallah inna bi ardı kavmin ehli kitap efe ne'külü fî âniyetihim fe kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la te'külü fîhâ illa en tecidû gayraha fâgsilûhâ ve külû fîhâ muttefakun aleyh. Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü, biz bazen ehli kitaptan insanların topraklarına uğruyoruz. Onların kaplarından yiyebilir miyiz dedik, dedim. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. O kaplardan yemeyin, ancak başka kap bulamazsanız onları yıkayın, sonra onlardan yiyin. Yani bulaşık olabilir. Yine arkadaşlar,
İşte kasaplarda da buna dikkat etmek lazım. Bir yerde işte kesim yapılıyor. Avrupa'da diyelim bir yerde domuzlar var, işte sığırlar var. Baktık bir bıçak. Bence o bıçakla hemen kesmemek lazım. Başka şeyler de kesilmiş olabilir. Önce yıkayıp sonra kesmek gerekir. İşte ehli kitabın kaplarında böyle arkadaşlar. Domuz ve içki bulaşığı olabileceği için yıkamak gerekiyor. Bu da domuzun ve içkinin necis olduğunu gösteriyor. Bu şey. Mesela buyur. Domuz da mesela elini yıkayıp o kaplarda veya domuz şeyini Hanefiler 3 kere yıkamak. Yani her hangi necaset olursa olsun Hanefiler 3 kere yıkamak gerekir diyorlar. Şafiler 1 kere yıkamak yeterlidir diyorlar. Sadece köpek de yedi diyorlar. Yani insan için mi yoksa diğer kaplarda kullanılmışsa onları da 3 kere mi yıkaması gerekiyor? Eğer o kaplarda bir necaset bulaşmış ise 3 kere yıkamak gerekiyor. Eğer bir elbise vesaire ise sıkıp 3 yıkayıp sıkacağız, su gidecek, tekrar yıkayacağız, sıkacağız o şekilde. Eğer halı gibi şeylerse sıkılma imkanı yoksa bir su dökeceğiz. Su iyice bir altından gidecek. Sonra bir daha. Ya da işte elektrik süpürgeyle alabiliriz. O şekilde yıkamak gerekiyor. Bir hadis daha okuyalım. 27. hadis. An Enes İbni Malik radıyallahu anhu kâle Su'yle Resul sallallahu aleyhi ve sellem anil hamri tuttahazu hallen kale la ahrecehu Müslim. Enes bin Malik'ten geliyor radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçkinin sirkeye dönüştürülmesinin cevazı sorulunca hayır olmaz dedi. Bununla ilgili arkadaşlar bir ihtilaf var. Bir içki kendi kendine sirkeye dönüşürse helaldir. Bu konuda ittifak var. Kendi kendine dönüşürse. Peki içki nedir? Alkol. Biz bunları araştırdığımız için helal gıda çalışmalarında. Sirke asit. Tamamen farklı ikisi de. Yani içki sirkeye dönüştü mü helaldir. Peki insan eliyle dönüşürse Hanefiler yine helaldir diyor. İmam Malik'ten 3 görüş var. Helaldir, değildir şeklinde. 3 görüş var. Günümüzde arkadaşlar şöyle bir şey olur. Ona da ben sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Avrupa'dan, batıdan gelen bir şey. Şarap sirkesi diye. Duydunuz mu bilmiyorum. Şu anda maalesef Türkiye'de de çoğalıyor. Bunu soruyorlar. Önce şarap haline getiriliyor üzüm. Sonra sirke haline getiriliyor. Ve bu bilinçli yapılıyor. İşte damak zevki bilmem ne filan. Buna caiz değildir dedik biz. Seddi zeri açısından. Çünkü insanları içkiye alıştırıyor. Bir de bilinçli yapılıyor. Öbüründe yani illa böyle olsun diye değil. Bir içki var onu sirkeye şey yap. Ama öbürün günümüzdekinde böyle bilinçli yapılıyor ve insanlar içkiye alıştırılıyor. Alkolsüz bira da aynı. Alkolsüz bira. Bunu o zaman alkollüsü nasılmış diye merak eder. İnsan onun için bunlara seddi zeri açısından caiz değildir diyoruz. Şu bir iki hadis daha var şeye kadar abdest bölümüne kadar bitirebilelim arkadaşlar. Hemen 30. hadis. An Ayşe radıyallahu anha galet kâne Resul sallallahu aleyhi ve sellem yagsilu el meniyye sümme yahrucu ile salâ fî zâlike sevbi ve ene enzuru ila eseril gasli fîhi muttefakun aleyh vel müslim lekad kuntu efrukuhu min sevbi Resul sallallahu aleyhi ve sellem ferken fe yusalli fihi ve fi lafsin lehu kad kuntu ahukuhu yabisen bi zufri min sevbihi. Hazreti Ayşe annemizden geliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni yıkar sonra o elbiseyle namaza giderdi. Ben yıkamanın izini görürdüm. Müslim'deki rivayette ben Resulullah'ın bu elbisesini iyice ovalar temizlerdim. Sonra o elbiseyle namaza giderdi. Namaz kılardı Resulullah. Başka lafızla gelen rivayette ise kurumuş olan meniyi elbisesinden tırnağımla kazırdım şeklinde gelmiştir. Şimdi arkadaşlar meni eğer yaş ise yıkamak gerekir. Değilse temizlenmez. Kuru ise tırnakla
ya da bir şekilde onu kazımak yeterli oluyor. Çünkü kuruduğu zaman ne yapıyor? Oradaki nemi içine çekiyor. İşte meni temiz midir, necis midir? İhtilafı olmuş. Hanefiler, Malikiler necistir. Onun için temizlenmeli demişler. Şafiler, Hanbeliler temizdir. Müstahap olarak yıkanması gerekir demişler. Hemen bitiriyoruz. Son hadis, 35. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قلت قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Havle binti Yesar dedi ki yıkadığımız halde kanın izi gitmezse diye Resulullah Efendimiz'e sorunca Resulullah şöyle dedi: senin suyla yıkaman yeterlidir. Kan izi sana zarar vermez. Bu kadın, sahabeden bu kadın veda hac ya da bir umrede arkadaşlar sadece tek elbisesi varmış. Bizim gibi 10 tane elbisesi yokmuş. Tek elbisesi varmış. Geliyor ya Resulullah diyor, ben işte adet döneminde elbiseme kan bulaşıyor, ne yapayım? Resulullah Efendimiz diyor ki temizlik dönemine ulaştığında o bölümü yıka. Yeterli olur. Namazını kıl. Havle diyor ki ya Resulullah kanın izi kalıyor. Çıkmıyor. Çıkmazsa Resulullah Efendimiz diyor ki senin suyla yıkaman yeterlidir. Kan izi sana zarar vermez. Bu da tek elbise olmasını illet alabilir mi hocam, yoksa fark etmez mi? Her şey de aynı. Yani o necasetin izinin kalması zarar vermez. Yıkanması yeterlidir. Çünkü bazı şeylerin böyle rengi kalıyor. Hadisinde aklıma şey geldi. Nebiz. Nebizle abdest. Nebiz yani sarhoş eden bir şey mi? Nebiz nedir? Nebiz arkadaşlar normalde bir şeyin hoşafı. Bu hurma olabilir, kayısı olabilir vesaire. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün onun hoşafını içiyormuş. 3. gün döküyormuş. Sarhoşluk verir ihtimaliyle. Sahabe-i kiramdan da içenler var nebiz. Yani nebizi ehli hadis şey yapıyor. Böyle sanki bir içki gibi. İçki değil. Nebiz şeydir. Hoşaf. Ama herkesin evinde o zamanlar buzdolabı vesaire olmadığı için köpürebiliyor. İçinde alkol oluşuyor. İşte Peygamber Efendimiz 3 gün sonra dökmeyi tavsiye ediyor. Peki bir kişi içti nebizi. Ona hemen hat uygulayacağız mı? İmam Ebu Hanife diyor ki sarhoş olmadıkça hat uygulanmaz. Diyor. Yani içki olduğunu bilirse tabii, öyle içerse haramdır. İçki olduğunu bilmeden içerse, sarhoşlanırsa gene bir günahı yok. Ama dikkat etmek gerekiyor. Ben Kazakistan'a gitmiştim arkadaşlar. Orada at sütü getirdiler. Kazaklar iyi Hanefi fakat at etiyle at sütüne bir şey denmiyor. Yiyorlar, içiyorlar. Getirdiler. Ben at etini yemedim. At kokuyor. At sütünü getirdiler. Kırmızı. İçtim. Biraz keskin. Dedim ki bak bunu sıcakta fazla tutmayın. Alkol üretiyor. Yani insanlar bilmiyor. Dolayısıyla nebiz şey değildir. İçki değildir. Nebiz sarhoşlatıcı değildir. Ancak sarhoşlatmak kastıyla çok uzun süre sıcakta tutulursa tabii köpürüyor. O şey olabilir. İçki olabilir. Hatta Peygamber Efendimiz'in nebiz suyu ile abdest aldığı ile ilgili hadis var. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. İmam Ebu Hanife bunu alıyor. Eğer çok hafifse o hoşaf suyuyla da abdest alınabilir diyor. Suyun vasfı değişmiş oluyor mu? İmam Ebu Hanife diyor ki aslında kıyasa göre bu doğru değil. Çünkü mutlak su değil. Fakat burada hadis olduğu için ben hadisle amel ediyorum diyor. Bu yedikleri hurmanın çekirdeğini suya atıyorlardı. O da olabilir belki. Belki o olabilir. Ya. Belki evet. Olabilir. Mekke'de öyle bir şey yapmış Peygamber Efendimiz. Suyu tatlandırmak için. O da olabilir. Daha tam tatlanmamış. Tahavi bu hadisle amel etmiyor. Şerhu Manil Eser'de. Cassas Şerhu Muhtasar-ı Tahavi'de bunu alıyor. Uzun bir
şekilde Tahavi'ye cevaplar yazıyor. Müthiş bir tartışma. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederiz. İnşallah haftaya devam ederiz. İnşallah.